Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle Clash of Clans arkadaşlar güzel eğlenceli bir video ile karşınızdayım. Evet, güzel bir like atarsanız da sevinirim. Direkten hızlı bir şekilde girişiyoruz. Evet, biraz tuhaf girdim ama kusura bakmayın. Like dilenirmiş gibisini oldu biraz ama kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an biraz kafam allak bullak ve söylediğim kelimeleri ve kurduğum cümleleri şu an ben bile analiz edemiyorum. Çünkü ev öyle bir ortam ki evde 100 kişi şu an var ve onlarca çocuk ve 20 tane 30 tane yetişkin insanlar var ve değişik değişik konular konuşuluyor. Biraz farklı bir mevzu, neyse oralara girmeyelim, fazla da abartmayalım ve şimdi videomuzun konusundan bahsedelim. Evet, şimdi videomuzun konusu nedir? Bu arada güzel bir like atarsanız da sevinirim, ha neyse şaka yapıyorum ama olsun yani arkadaşlar, bir like atın, yorum atın ve yorumlarda konuşalım, yorum atmayı unutmayın. Neyse, bir de bu aralar gerçekten de videolarımızda güzel ilgi gelmeye başladı, yani like'lar ve yorumlar iyi artmaya başladı ve abone olursanız da sevinirim. Yani her gün saat 6.30'da, yani 18.30'da video atıyoruz. Bu da sekmeden her gün saat 6.30'da video geliyor. Yani abone olup bildirimleri açarsanız direkt ilk bildirimden gelen kişiler olacaksınız. Ve ilk yorum atan kişilere biliyorsunuz ki daha fazla cevap veriyorum. O yüzden de ilk yorum atan da siz olabilirsiniz. Yani abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Neyse, hemen ben videomun konusunu göstereyim arkadaşlar. Şu an bizim ikin, yani sonradan açtığımız hesabın klanına girdim. Gördüğünüz gibi. Bu arada bu klan yalnızca davet yaptık. Hemen ben bunu bir herkese açık yapayım da sonradan sıkıntı olmasın. Çünkü ayrılanlar tekrar giriyor. Tabii ki diğer hesaptan yapıyorum. Şu an bu hesapta bir yetkim yok. Neyse. Şey yaptık. Herkese açık yaptık. Şimdi evet, şey yapacağız. Şurada YBC YouTube diye bir hesap var. Ve bu hesapta gördüğünüz gibi bu sonradan açtığımız hesap. Bunun ikinci köyüyle benim bu ana köyüm, yani ana köyümün ikinci köyüyle kapışma yapacağız. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Merak ediyorum. Böyle bir köy var. Yani bu inşaat binası 3. İnşaatçı binası 3 vs inşaatçı binası 7 yapacağız. Bakalım nasıl olacak, merak ediyorum. İkisinin savaşını da izleteceğim şimdi. Hemen hızlı bir şekilde saldırımızı yapalım o zaman. Lafı çünkü bayağı bir uzattık. Neyse. Yani böyle kapışma videolarını da diğer youtuberlarla yapabilirim. Yani onu da söyleyeyim. Daha böyle farklı youtuberlar var. Clash of Clans youtuberları. Yani güzel like atarsınız. Farklı youtuberlarda burada inşaatçı binası 7 vs inşaatçı binası 7 şeklinde 2 facecam'le bir şekilde güzel bir video yapabiliriz. Ama bu like'larınıza ve yorumlarınıza bakıyor. Neyse, ben hemen lafı fazla uzatmadan savaşıma gireyim. Hemen buradan mücadele isteği atıyorum. Şu düzenimle atacağım isteğimi. Oradan da kabul edelim bakalım. Kabul et diyelim. Evet, kabul ediyoruz arkadaşlar ve şimdi savaşa giriyoruz. Bakalım nasıl bir savaş olacak, gerçekten de merak ediyorum. Farklı askerlerle de deneyebiliriz aslında arkadaşlar. Yani full bombacıyla saldıralım mı buraya? Full bombacıyla, çok merak ediyorum acaba ne olacak. Full bombacıyla inşaatçı binası 3'e saldıralım. Bakalım ne olacak. Diğer hesaptan da saldırı yapacağım da şimdilik buradan şey yapayım da ondan sonra görün. Diğer hesaptan da, yani telefondan saldırı yapacağım. Bayağı bir kafam karışık, o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın. Birazcık tuhaf oldum. Hemen şuradan bütün balon bombacılarımızı atalım. Zaten bombacılarımın seviyesi çok yüksek olmasa bile, yani bunlar buraya 3'ler diye düşünüyorum herhalde. Yani buraya 3'lerler diye düşünüyorum. Ben de diğer hesaptan bir saldırı yapmayı deneyeyim de. Diğer hesaptan pek bir şey yapamayacağız gibi gözüküyor. Aynen, diğer hesaptan en fazla %2-3 falan alırız. Evet, %0 mı alıyoruz? Aha, %3 şu an diğer hesapta. Tamam, göreceksiniz. Ana, üçleyemedik mi biz burayı? Vallahi arkadaşlar siz şu an izliyorsunuz ama ben de bir an kafam karıştı. İki ekran var ya, evet. %60. İyi iyi. Savaş makinesini atsak 3'lerdik. Ama savaş makinesi tek başına 3'ler zaten burayı. Evet, diğer savaşımızı da hallettik. Bakın şimdi burada gördüğünüz üzere galibiyet sonucu o %8 aldı. Zaten izletmeme gerek var mı bilmiyorum ama yani bence gerek yok. Yani burada 12 tane askerle ne yapabiliriz ki? Böyle bir şeyler yaptım işte arkadaşlar. Burayı sallayın. Şimdi farklı askerlerle deneyelim. Hemen bir daha mücadele isteği atıyorum ama farklı bir düzenle attım yanlışlıkla. Neyse, kabul edelim buradan da. Evet. Şimdi hangi askerlerle saldıralım diye düşünüyorum. Yani full bombacı üçleyemedi burayı. Zaten Dalkok her türlü hepsi 3'ler. Devler zaten 3'ler. Okçular zaten 3'ler. Barbarlar zaten 3'ler. Ondan sonra sadece bir savaş makinesi burayı 3'ler herhalde. Yani bence 3'ler. Bir deneyelim bakalım. Sadece bir savaş makinesi bence burayı çok rahat bir şekilde üçleyebilir. Yani bence 3'ler. Diğer askerlerle de deneyeceğiz ama göreceğiz bakalım nasıl olacak.
yeteneğiniz zaten arkadaşlar yeteneğini basmasa bile buraya üçler diye düşünüyorum ben ama neyse bakalım. Videonun başında fazla konuşmuşum galiba arkadaşlar. 1,5-2 dakika falan konuşmuşum. Kusura bakmayın bu arada. Yani bazen kendimi tutamıyorum. Böyle hayvan gibi konuşuyorum. Bir de ev ahali çok sesli olunca yani onların sesini bastırmak için bazen sesleri geliyor diye fazla uzun konuşuyorum. O da sırf ondan kaynaklanıyor yani arkadaşlar. Şu an pek müsait bir ortamda değilim. Onu da söyleyeyim. O yüzden zaten facecam gelmiyor. Ama inşallah facecamlere de yine tekrardan başlayacağız. Sadece ortam pek müsait değil arkadaşlar. Demek istediğimi anladınız mı? Neyse. Burayı üçledik arkadaşlar. O yüzden ben hızlı bir şekilde okçularımı atıyorum. Yani burayı üçlediğimiz zaten bariz bir şekilde belli. Daha uzatmanın bir anlamı yok yani bence. Neyse şimdi. Burada savaşı bitirelim. Burada da teslim ol diyelim. Yani orada savaş yapmaya pek gerek yok yani. Neyse bakalım. Şimdi yine tekrardan bir istek atacağım. Bakalım bunda nasıl bir askerlerle saldırı yapalım merak ediyorum. Şu an aklıma bir fikir geliyor mu? Full gece cadıları ile saldırabiliriz. Bakalım nasıl olacak. Ya da bakalım farklı bir asker var mı? Keşke süper pek açık olsa ama işte olmuyor. Full balonlarla saldıralım o zaman arkadaşlar. Hava indirme balonlarıyla bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Bence üçleriz zaten ya. O yüzden hepsini şuradan atacağım. Böyle hepsinin iskeletlerini merak ediyorum nasıl duracaklar. Gerçekten çok güzel olacak. Evet arkadaşlar şu an iskeletleri gördüğünüz gibi hayvansı derecede çok fazla var. Yani çok rahat bir şekilde bir tane bile balon ölmeden burayı aldık. Gece cadısında da acaba aynı olacak mı bilmiyorum ama yani çok rahat bir şekilde üçleniyor zaten arkadaşlar. Belki de bu video sıkıcı bir video mu acaba ya? Ben eğlendim şu an yani gerçekten böyle değişik değişik askerleri küçük hesapta denerken hoş oluyor. Yani açıkçası ben biraz eğlendim. Yani siz de umarım eğlenmişsinizdir sonuçta ama biraz ortam gergin olduğundan dolayı biraz geriliyorum açıkçası bir de birazcık. Neyse. Şimdi bir de gece cadılarıyla saldırı yapalım. Bu arada gördüğünüz gibi Barbar'ı da 14 seviyeye bastım. Yakında Süper Pekka da gelecek. Süper Pekka'yı da açacağız. Süper Pekka'yı direkt 14 seviye değil de zaten Süper Pekka'nın geleceği zaman direkt 16 seviye ile birlikte gelecek. Direkt 16 seviye yapmayı planlıyorum yani. Evet. Neyse şimdi bir kere daha isteği atıyorum. Dur yanlış yere tıkladık. Tekrardan isteği attım. Hemen buradan da kabul edeyim. Biraz internetimde sıkıntılı arkadaşlar gerçi. Evet. Şimdi bakalım. Full gece cadılarıyla mı saldıralım ha? Topla full toplarla da saldırabiliriz gerçi ama neyse. Full gece cadılarıyla bir saldıralım da. Nasıl bir sonuç alacağız? Şöyle 5 parmak yok yok öyle gerekiyor. Hepsini bir köşeden mi atalım? Ne ya yok şöyle yapalım. Böyle hiç saldırmadım. Dünkü videoda zaten hepsini bir köşeden attık. Böyle olabilir. Bakalım böyle nasıl oluyor. Oha. Yarasalar bayağı güçlüymüş lan. Bir seviye cadıda bile bayağı iş gördü. Dur bu arada arkadaşlar. Bacağımın üstüne atıyorum. O yüzden ses gelmiş olabilir. Evet bir tane bile cadımız ölmeyecek galiba. Aynen ölmeyecek. Yani çok rahat bir şekilde bence burayı aldık. Aynı hava indirme balonları gibi. Sadece şuradaki bir tane gece cadım öldü. Evet. O gözümden kaçmadı. Ha iki tane cadı öldü. Evet. Yani hava indirme balonlarından bir tane bile ölmedi. Burada iki tane şey öldü. Şimdi full topla saldıralım bakalım. Full topla. Şu ana kadar hiç top kullanmadım zaten arkadaşlar. Bakalım. Full topla ne olacak? Bu arada diğer hesaptaki şeyim yani şöyle söyleyeyim. Savaşım bitmemişti. Evet onu da teslim ol dedim hemen hızlı bir şekilde. Tamamdır. Şimdi de full topla bakalım saldırımızı yapalım. Sonra da şuradan isteği atacağım. Full topla saldırımızı yapalım mı? Bir dakika istek atmayı unuttum. Evet. Diğer hesaptan atacaktım. Atamadım. Tamam. Saldır dedik. Bakalım full topla saldıralım şimdi. Nasıl olacak merak ediyorum. Barbar okçu dev şey dal kavuğa da gerek yok. Şunları da gerek yok. Aynen sadece şu an top kaldı bence merak edeceğimiz. O da seviyesiz ya. İlk öncelikle bir tanesini bir atalım bakalım. Merak ediyorum ne olacak. Yani hiç kullanmadığım için. Daha önceden gördüm tabii kullananları ya da farklı hesaplar şeyde kullandım. Hileli hesaplarda kullandım ama yani böyle şeyde kullanmadım. Şöyle söyleyeyim. Ha he şey yok özelliği yok. Evet. Bunlar ikinci seviyede son top özelliği diye bir şey var. Yani kendisi öldüğü zaman yeri aynı top arabası var ya Clash Royale'de aynı o şekilde yere gömülüyor. Ama bunda öyle bir durum yok. Bunda şöyle bir durum var. Bir seviye olduğu için o özellik yok da aynen öyle. Mesela gece cadımızda da öyle bir özellik yok. Hava indirme balonunda da özellik yok. Yani onların seviyeleri olmadığı için biraz da o yüzden iş görmüyorlar. Evet. Yoksa tabii ki de gece cadısının 14 seviyesi okçunun 14 seviyesinden daha çok iş yapıyor. Onu da biliyoruz ama
Ya birazcık işime gelmedi yani, çünkü hazır okçum zaten 10 seviyeydi. Ben de direkt 12 yaptım, sonra direkt 14 yaptım. Bu arada toplar üçleyemedim lan burayı. Galiba üçleyemeyecekler. Zaten son top özelliği yok ya, ikinci seviye değil ya. O yüzden iş yapmadı. Aynen, bayağı bir iş yapmadı yani o yüzden. Evet, üçleyemedi. Ama hepsini bir elde atsaydık üçler miydi bilmiyorum ama neyse. Bunun da zaten çok önemi yok zaten. Topu pek kullanmayı düşünmüyorum. İleride belki kullanırız seviyesini yükseltirsek ama şu anlık zaten hem özelliği yok, o yüzden de işe yaramıyor. Neyse arkadaşlar, bu videonun burada sonuna gelelim. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olup sabitsiniz. Herkese iyi günler.